kulaklığınızı takıp şarkı dinlemeye başladığınızda, şarkıdan daha çok iç sesinize kulak verdiğinizi fark edenlerden misiniz? Ben onlardan biriyim. Negatif yönlü kısmından bahsedeceğim biraz. Zihnimin bir nehir misali dolup taştığını en çok böyle anlarda anlıyorum. Evet, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliğinin akıl olduğunu ve aklın doğal olarak düşünme işlevini gerçekleştirdiğini biliyor olsak da, bazı zamanlarda rahatsız edici düzeyde tefekküre dalıyoruz. Hatta kimilerimiz için psikolojik işkence haline geldiği fikrindeyim. Dile getirdiklerimi Sartre'nin Bulantı adlı romanından bir alıntıyla güçlendirmek isterim. Sartre şöyle aktarıyor fazla düşünmenin ağırlığını. Düşünmeyi durdurabilseydim, çabalıyorum, başarıyorum. Kafamın içi dumanla doluyor gibi. İşte yeniden başladı. Duman, düşünmemek. Düşünmek istemiyorum. Düşünmek istemediğimi düşünüyorum. Düşünmek istemediğimi düşünmemem gerek. Bitmek bilmeyecek mi bu? Her ne kadar düşünmeyi durdurmak istediğimiz anlar olsa da, zihnimizin çarkları sürekli çalışıyor. Bir türlü bunu başaramıyoruz. Alıntıladığım yazıda da olduğu gibi, ne kadar çok düşünüyoruz, değil mi? Bir bulantı haline gelecek kadar belki de. Fazla düşünüyor oluşumuzdan söz ettik. Ancak gereksiz şekilde neden fazla düşünmeye maruz kaldığımıza, kıyısından köşesinden kendimce değinmeyi istiyorum. Hayatta her birimiz farklı yaşantıların içinde var oluyoruz. Çok farklı veya benzer yaşantılara sahibiz. Lakin önemli bulduğum bir yön var ki, o da hayatımızı gerçekten kendimiz olarak yaşayıp yaşayamadığımız. Bu sorunun üstünde durduğumuzda, birçok çevresel faktörün istesek de, istemesek de yaşantılarımız üzerinde etken olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Bana sorarsanız, çoğu zaman kendim gibi yaşayamıyorum elbette. Her ne kadar aramızda yaşadığını söyleyecek olanların varlığını bilsem de yanılıyorlar. Hayatımızı bir tiyatro benzetmesi yaparak ele alırsak, hangimiz perdenin arkasını ya da sahnenin önündeki gerçeği hiçe sayabiliyoruz? Yaşamda sürekli bir uyum veya uyumsuzluk halindeyiz. Uyduğumuzda ayrı, uymadığımızda ayrı kurban ediyoruz benliğimizi. Sonunda bunun getirdiği bir takım olumsuzlukları yaşıyoruz ve baş etmeye çalışırken düşünmekte buluyoruz kendimizi. Yani bu bahsettiğimi zincirde bir halka farz edersek, yoğun anlamda düşünmemizin bir sebebi de sosyal bir varlık oluşumuz ve yaşamdaki mücadele halimizdir. Elbette bir tek bu değil. Niçin var olduğumuzdan tutun, var olmadığımızın öncesi var mıydı? Buna kadar hepimiz düşünüyoruzdur. Bunlar sadece birer örnek. Anlatmaya çalıştığım varı yoğu düşünür halde olan bir varlık olmanın zaman zaman yorucu hale geldiği ve düşünme sebeplerimize yüzeysel olarak değinmek istemem. Yoksa düşünme eylemini ucu açık doğru parçasına benzetiyorum. Bunu her yönüyle ele almak zorlayıcı olacaktır. Her tür felsefi tartışmanın da merkezinde yer almış, felsefe kavramı olan varoluşu anlamlandırmaya çalışmak ve varoluşun içindeki tüm her şey, düşüncelerimizde başlı başına bir ağırlıktır. Dünyada bir ağırlığı olmayan düşüncelerin, kafada bu kadar ağır olmasıydı belki de meselemiz. Velhasıl kelam, çok derin bir mevzu olan düşünmekten söz ederken bile, zihnimin bulandığını fark ettim. Sona gelirken, Yaşar Kemal'in de söylediği gibi, düşünmek, en küçük anlamda, var olmak demektir.